628 kişilik 57. Alay'ın şehit olan 628 kişilik mevcudun içerisinde biri mudurlu olmak üzere 4 tane şehidimiz vardı. O zaman dedim ki ben bu izcilik çalışmasını yapıyoruz. Niçin Mudurlu'daki öğrencilerimizi izci yapmıyoruz? Niçin dedelerini onlara tanıtmıyoruz, göstermiyoruz? Bu kapsamda bir yıldır Mudurlu Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileriyle izcilik çalışmalarını yapıyorduk. Yaptığımız proje kapsamında hazırladığımız projemize İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ilgi ve alaka gösterdiler. Ve projemizi kaymakamlığa ve belediye başkanlığımıza sunduk. Hem belediye başkanımızın hem kaymakamımızın ciddi manada ilgi ve alakalarıyla, destekleriyle şu anda vücuda gelen bir çalışmayı gözler önünde görüyorsunuz. Bir haftalık bir kamp için gidiyoruz. Gideceğimiz zaman dilimi içerisinde Çanakkale şehitliklerinin tamamını gezeceğiz. Orada milli ve manevi değerlere yönelik Türkiye İzcilik Federasyonu'nun yaklaşık 8000'e yakın izcisiyle birlikte Mudurnulu 30 izciyle orada hazır bulunacağız. Ve o çalışmaların içerisinde milli manevi değerler, izcilik çalışmaları, değerler eğitimi ve şehitlikle alakalı bilgilerin tamamını orada istasyon çalışmaları şeklinde bizlere verecekler. Bu çalışmalarda Mudurnulu izcilerin bulunması, bundan sonra da bu çalışmaların devam etmesi açısından çok önemliydi. Çocuklarını bu çalışmanın içerisinde bir yıldır dahil eden, her cumartesi günü bu çalışmalara çocuklarını gönderen sayın velilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada çadırlarda kalacaklar. 8000 izciyle beraber kalınacak. Ana sponsor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Geçen sene de oradaydım. Gözünüz arkada kesinlikle kalmasın. Her türlü teşkilatı, her türlü çalışması İzcilik Federasyonu tarafından Sahra Hastanesi'nden tutun büyük itfaiye şeylerine kadar, ekipmanlarına kadar bütün çalışmalarıyla orada hazırlar. Bizi bekliyorlar. Biz de nasip olursa dedeciğimden geldim diyerek bugün birazdan yanınızdan ayrılacağız. Sözü fazla uzatmadan ben sözü İlçe Milli Eğitim Müdürümüze bırakmak istiyorum. Buyurun. Mudurlu'da bugün bir ilk yaşanıyor. İlk olması hasebiyle de çok önemli. Bu çocuklarımız her zaman hatırlanacaklar. 30 izcimizi kaymakamlığımızın büyük desteğiyle ve belediye başkanlığımızın da desteğiyle tam her şeyleriyle tam olarak donanımlı bir vaziyette hocamıza emanet ederek, tabii ki öncelikle Allah'a emanet ederek Mudurnu'dan Çanakkale'ye gönderiyoruz. Orada hocamızın dediği gibi 57. alayda 4 gün kalacak. 57. alay bizim için çok önemli bir olgu. Çünkü hepsi şehit olmuş. Atatürk'ün size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum emri üzerine bütün alayın tamamı şehit olmuş bir şehitliğimiz. Çocuklarımız o manevi atmosfer içerisinde orada kalacaklar. Ve inşallah döndüklerinde de bize oradaki güzel duygularını bizimle paylaşacaklar. Biraz önce de kendilerine de söyledim. İzcilerimize bir başlangıç yaptık. İnşallah 2014'ün Ocak ayında da yine belediyemizin de büyük desteğiyle, kaymakamlığımızın desteğiyle Sarıkamış yürüyüşleri oluyor. Orada 90 bin şehidimiz var. İnşallah izcilerimizi oraya da bir başlangıç olarak göndeririz. Her şey bu çocuklarımız için. Bunlar bizim geleceğimiz. Dolayısıyla geleceğimize yatırım yapmamız daha doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla bu çocuklarımızı kutluyorum, öğretmenimi kutluyorum, bu çocukların velilerini kutluyorum. Kaymakamımıza da ve belediye başkanımıza da teşekkür ederim. Değerli gençler, kıymetli veliler, öğretmenimiz izcilikle yaptığı ilgili çalışmayı bir proje halinde bize getirdiler. Buradan istiyorum nelere siz sponsor olursunuz dediklerinde. Biz de belediyemizin imkanlarıyla yapabileceğimiz konularda meclisimin de yetkisini alarak da yardımcı olmaya çalıştık. Çanakkale hakikaten isabetli bir yer. Şu an bu ülkede yaşıyorsak canları pahasına bu ülkeyi bize bırakanları büyüklerimize bizden selam götürün. Hepsine ben Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Bundan sonraki de çalışmalarınızda da her zaman belediye olarak da yanınızda olacağımızı belirtiyorum. Sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum. Önce Allah'a, sonra sizlere emanet çocuklarımız.
Hocam, selavat getirsek bir şey olur mu? Teşekkür ederim. Getirin ya. Bizimle. Allah'a emanet. Değerli beylerimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hem salatu selam getirerek hem belediye başkanımız da kureyi yakarken buyurun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam getirelim. Ardından da kısa bir dua ile programı Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna innekentena innekentet tevvabur rahim. Dina ve vefikna ilel hakkı ve ila darigin müstegim. Muhafaza eyleyiver ya Rabbi. Ya Rabbi, oradaki çatı milletimizi, ordumuzu daima hak ve hakikattan dalgalandır ya Rabbi. Ezanımızı sufi dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve gül valideyye velil müminine yevme yegumul hisab. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Askere giderken de annesine yakmıştı. Onun için. Türk geleneğinde askere giden delikanlının eline ne yapılıyor? Kına yapılıyor. Evet. Şehitlerimizi anmaya gidiyoruz. Çoğu şehidimiz Çanakkale'de olmuştur. Sarıkamış'a da gitmeyi diliyorum. Öbür sene yine izinlikle olursam Sarıkamış'a gitmeye gideceğim.
Evet, hayır. Hangisi çocuk? Evet, şu an duygulandı herhalde. Ne yapıyorsunuz? Sevinçten mi, üzüntüden mi? Hem sevinçten hem de. Evet. Evet, şu an neler hissediyorsunuz şu anda? Çok duygulandım. Sizden kim gidiyor? Kardeşim gidiyor. Duygularımız halinde çok üzüntüyüz, gidiyor. Anlayan arıyorsunuz. Müdür abi, bak müdür abi. Evet, bu gözyaşları sevinç gözyaşları mı? Evet. Evet, Çanakkale'ye gittiler. Dedelerimiz de zamanında gitmiş, şehit olmuş. Evet. Binlerce insan. Evet. Bu kadar güzel bir duygu. Evet. Güle güle gelsinler, gelsinler. Evet. Sizde mi yaktın ırgana? Sıra mı yaktın? Koy bakayım. Biri. Öğrencilerimizi gönderdik. Çanakkale'yi gezip görmeyince, tarih kitaplarından okumakla Çanakkale öğrenilmez. Şahsen ben ilk defa geçen sene gittim. Oraları gezerken tüylerim diken diken oldu. Çanakkale Savaşı, Çanakkale'de yapılanlar, verilen mücadeleler sadece ve sadece orada o yerleri görerek öğrenilir. Milli bilinç ancak orada atalarımızın yaptıkları savaşlarla çektikleri güçlükler sadece görülerek insanların zihinlerine kazınabilir diye düşünüyorum. Çok iyi bir duygu. Başkalarının dedeleri bizim dedemiz. Bizlerin için savaşmış onlar. Allah rahmet eylesin.